Petrol işe bu kimliği kazandıran, yani 68 yıllık tarihinde mücadeleci, örgütçü, toplumcu olmaya çalışan, bu kimliği kazandıran temel etmen tabanının dinamik oluşu. Yani petrol işin üyeleri, tabanı büyük oranda sorgulayan, hak arayan, örgütlenmeyle hak elde edilebileceğine inanan ve demokratik işleyişe inanan bir taban. Kafasını kaldıran işten atılma tehdidiyle karşı karşıya ve on binlercemiz için de çocuklarının ekmeğinin elinden alınması ölümden beter. Bunu çözmüş bir iktidar var karşımızda. Yani ben tanıyorum, biliyorum, idealleri uğruna bin defa ölüme yani gözünü kırpmadan gidecek binlerce insan çocuklarının ekmeğinin ellerinden alınacağı kaygısıyla, korkusuyla sinmiş durumda maalesef. Şimdi bu sinmişliği biz üzerimizden atmadan olağanüstü halin amaç ve hedeflerini biz püskürtemeyiz. Yeni yasaya göre işte düzenle OHAL kaldırıldıktan sonra yapılan yeni düzenlemelere göre sendika merkez yöneticileri de olmak üzere herkes Sayın Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifiyle Devlet Denetleme Kurulu'nun şeyiyle görevden alınabilecek. Tabii bunun temel nedeni işte bu tür konuşmamamız. Az önce konuştuklarımı konuşmamam. Yani bunların amacı bu. Suskun, sindirilmiş, koroya katılmış bir toplum, bir tipoloji yaratmak. Valla buna düşmeyeceğiz. Yani düşmememiz gerekiyor.